İnsan Hakları Okulu'nun programı 404'ün bu ayki bölümüne hoş geldiniz. 10 Ekim'in 9. yılına girmişken bugün Türkiye'de bellek mücadelesini ve 10 Ekim'in bellek mücadelesindeki yerini konuşacağız. Konuğumuz akademisyen Göze Orhun. Hoş geldiniz. Merhaba. İlk sorumla başlamak istiyorum. Sıklıkla kullandığımız bir kavram bu, bellek mücadelesi. Daha doğrusu sıklıkla duyduğumuz bir kavram. Nedir bellek mücadelesi? Türkiye'de bu mücadele kimler arasında ve ne tür dinamikler işliyor? Şöyle, bellek mücadelesi terimini ben önemsiyorum ve ısrarla kullanıyorum. Çünkü aslında bize belleğin politikadan muaf olmayan asimetrik bir alan olduğunu anlatıyor. Hem bellek çalışmaları hem bellek aktivizmi Türkiye'de çok eski tarihli değil. Dolayısıyla halen tartışma halinde neye bellek dediğimiz. Ben şöyle kavruyorum, o yüzden de ısrarla kullanıyorum bu ifadeyi. Bellek politik bir mesele. Ve tıpkı politikanın dinamikleriyle kavrayabileceğimiz türden bir kavram ve alan aynı zamanda. İki yönü var bellek çalışmaları dediğimizde. Bir işin akademik tarafı var, bir de işin aktivistik tarafı var. Türkiye için kolaylıkla şunu söyleyebiliriz herhalde. İşin aktivistik tarafı aslında akademiyi çoktan geride bırakmış durumda. Bu bile bize aslında belleğin neden ve nasıl politik bir şey olduğunu gösteriyor. Ben bu terimi aslında İngiliz Marksist sosyal tarihçilerine referansla kullanıyorum. Belki merak edenler olur. Onlar bellek alanını bir hegemonya alanı olarak kavruyorlar. Çünkü bellek sadece geçmişi hatırlamakla ilgili bir şey değil. Geçmiş üzerine yürütülen bir mücadele olarak tanımlıyoruz. Biz belleği, bellek mücadelesi terimini de bu yüzden kullanıyoruz. Bu bir hegemonya alanı, failleri sürekli değişiyor. Eşitsiz bir alan, asimetrik bir alan, devletin dahil olduğu bir alan, güç ilişkileriyle belirlenen bir alan. Ama aynı zamanda çoğul sosyal aktörlere de açık bir alan ki Türkiye'nin son 10 yılı, Türkiye'nin yakın geçmişinde yaşanmış toplumsal olaylar etrafında dönen bir bellek mücadelesinin de sahnesi. Aslında birazdan 10 Ekim bağlamını açacağız. Orada da bir bellek mücadelesi var. Yani kısacası bu alanın politik bir alan olduğunu, güç ilişkileriyle belirlendiğini, içinde eşitsizlikler olduğunu ama her zaman toplumsal aktörlerin müdahalesine açık bir alan olduğunu vurgulamak için ben bu terimi kullanıyorum. 10 Ekim'den bahsettik programın açılışında da ve 9. senesi. Bu bellek mücadelesi tarihi içinde 10 Ekim Türkiye'de nerede duruyor? Çok yakıcı bir yerde duruyor aslında. Yani son dönemde yaşadığımız en travmatik olay olma vasfını taşıyor. Ama mesele bununla da sınırlı değil. Özgül yanları da var 10 Ekim'in. Şöyle bir özgül yanı var. Yani bunu elbette Türkiye'nin ücra köşelerinde olanların önemsiz olduğunu vurgulamak için söylemiyorum. Zaten 10 Ekim'de Türkiye'nin Kürt illerinde olan bitenlerin reaksiyonu var, tepkisi var 10 Ekim'in arkasında. Ama 10 Ekim şu vasfıyla önemli bir yandan da bir büyük bir hikayenin parçası. Yani 7 Haziran seçimlerinden işte 1 Kasım'da seçimlerin yenilenmesine uzanan bir süreç var. Kürt illerindeki ağır saldırı var. Hemen arkasında olayın ipucu mahiyetinde Suruç katliamı var ve daha sonra 10 Ekim var. Dolayısıyla 10 Ekim'i izole biçimde değil, bir tarihsel akışın içinde kavramak zorundayız. Bu bir. İkincisi, 10 Ekim'in özgül yanlarından bir tanesi çok gündelik hayata dokunan bir olay olması. Şöyle söyleyebiliriz, şöyle kavrayabiliriz. Yani burada İslami terör insanlara yurttaşı olduğunuz ülkenin başkentinin en kalabalık meydanında sizi katletmeye cüret ettik dedi aslında. Ve yani hani yakın ya da uzak hani geniş halkalardan da dar halkalardan da bahsetsek çevremizde 10 Ekim'in bir şekilde dokunmadığı, bir yakınını kaybetmeyen yahut halihazırda oradan geçmeyen insan neredeyse yok gibi özellikle belli bir politik cemaatin içinde. Etrafında çok hızlı biçimde yine özgül yanlarından bir tanesi etrafında çok hızlı biçimde bir bellek mücadelesi örgütlenmiş bir olay. Önce tikel bir mücadeleyle başladı çünkü ben de şahsen içindeydim. Çünkü yaralılar vardı, kaybettiğimiz insanlar vardı, o ailelerle dayanışmak gerekiyordu. Ama hemen sonrasında çok hızlı biçimde konsolide oldu bu topluluk ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği çıktı ortaya.
Biraz önce bellek mücadelesinden bahsettik. Pekala, bellek mücadelesinin yeni bir faili olarak görebiliriz 10 Ekim Derneği'ni. Yeni derken kuruluşu itibariyle yeni. Yoksa bellek mücadelesi Türkiye'de çok eski ve aslında derneğin bileşenleri de bu mücadelenin içinde yer almış insanlar bir taraftan. Dolayısıyla 10 Ekim kimi özgürlükleri içinde taşıyor ama dediğim gibi yakın tarihimizin en yakıcı olaylarından bir tanesi. Yakın bir arkadaşımın söylediği bir şey vardı. 10 Ekim'den sonra bir daha asla eskisi gibi gülemedik demişti ve bu söylediği şey beni çok etkilemişti. Biraz aslında bugün yaşadığımız ülkenin olumsuz biçimde biçimlenmesine katkı sağlamış bir milat. Bellek mücadelesinden bahsederken bir yanıyla elbette hatırlama ve unutma meselesinden de bahsetmek gerekecek. Ve Türkiye'deki bu mücadele tarihinin içinde bir sürü olayda tanık olduğumuz unutmayacağız, unutturmayacağız gibi bir slogan. 10 Ekim'de de sıklıkla duyduğumuz bir slogan ve bu bir adalet talebi de aslında. Bir yanıyla nasıl kavramalıyız, unutmayacağız, unutturmayacağız demeyi? Yani toplumsal hatırlamanın politik bir şey olduğunu başta aslında bir koyut olarak ortaya koyduk. Hatırlama politikse o halde unutma da politik hiç şüphesiz. Bunu daha geniş bir güç ilişkileri ağının parçası olarak düşünmek zorundayız. Çünkü Türkiye'de unutmak, inkar yahut hakikatin başka temsillerle ikame edilmesi bir devlet geleneği. Bugüne kadar Türkiye'de yani Cumhuriyet tarihini ve hemen öncesini düşündüğümüzde devlet eliyle gerçekleştiği halde devletin inkar etmediği ya da başka bir hakikatle ikame etmediği herhangi bir toplumsal olay yoktur. Dolayısıyla unutmaya karşı yürüttüğümüz mücadele bir adalet mücadelesi senin de söylediğin gibi. Şimdi yani 10 Ekim davasına baktığımız zaman ya da davanın seyrine baktığımız zaman zaten çok açık biçimde devletin ne şekilde dahil olduğuna ilişkin ipuçları var. Bunu 10 Ekim'in hemen sonrasında alanın belediye araçları tarafından yıkanmasıyla başlatıp bugün anıt üzerine dönen tartışmaya kadar uzatabiliriz. Davada da aynı şekilde, davada avukatların ısrarla vurguladığı şey bu eylemin bir ağın eylemi olduğu ve kasıtlı bir eylem olduğu ama her toplumsal olayda olduğu gibi bir takım tikel failler işaret ediliyor. Dava sonuçlandı, 10 kişi müebbet hapis, 1 kişi de ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı. Tarafların söylediği yani mağdurların söylediği çok önemli bir şey vardı. Bunun insanlığa karşı suç olarak tanımlanması konusunda ısrar ettiler. Ama bu Türkiye'de neredeyse hiçbir zaman gerçek olmadığı gibi 12 Eylül'de de gerçek olmamıştı. Bu kez de gerçek olmadı ve işin içine devletin dahil olmadığı, kamuda çalışanların, kamu çalışanlarının dahil olmadığı bir seyir çıktı ve aslında 12 Eylül'ü deneyimleyenler bunu bir sonuç olarak kabul etmediler. İnsanlığa karşı işlenmiş suç ısrarlarını sürdürüyorlar şu an itibariyle. Dolayısıyla yani unutmanın karşısında verdiğimiz mücadele, bugün verdiğimiz politik mücadelenin son derece önemli bir parçası. İnkar politikalarından bahsettiniz ve Türkiye'de de pek çok olayda olduğu gibi 10 Ekim'de de bir belleksizleştirme meselesi söz konusu. Az önce bahsettiğiniz gibi şu anda katliamın olduğu yerdeki anıt meselesine ilişkin tartışmalar da başladı ve sürüyor olacak muhtemelen bu program yayınlandığında. Peki Türkiye'deki inkar politikalarına ilişkin nasıl bir direnç var ve alternatif bellekleştirme yöntemleri neler? Yani Türkiye'de zaman zaman umutsuz olmamızın sebeplerinden bir tanesi toplumsal failleri yeterince iyi tanımamamız olduğunu düşünüyorum ben. Bir süredir Türkiye'de bellek alanının çok zengin, çoğul ve kuvvetli bir alan olduğu üzerine düşünüyorum ve yazıyorum. Aşağı yukarı her toplumsal olayın arkasında bir örgütlenme var. Bu zaman zaman işte platformlar, topluluklar gibi işleyebiliyor. Zaman zaman daha örgütlü topluluklar var karşımızda. Yani bir tek toplumsal olay yok ki çevresinde kültürel ya da sanatsal üretim olmamış olsun yahut bir takım failler tarafından seslendirilmemiş olsun. 10 Ekim de onlardan bir tanesi. Dolayısıyla şunu saptamak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de unutturmaya ilişkin
son derece dirençli, son derece kuvvetli bir topluluk var. Biz bunu bellek politikası olarak tanımlamadığımız için henüz kavramsal olarak aslında bu faillerin de ne kadar güçlü ve çeşitli olduğunu zaman zaman gözden kaçırabiliyoruz. Yani bu çoklu failleri aslında pek çok edimde de izleyebiliriz. Herhangi bir toplumsal olay etrafında çekilmiş belgeseller, sinema filmleri, bir dönem TV dizileri bu ürünlerden bazılarıydı. Davalara müdahillik aynı şekilde bu pratiklerden biri. Yahut bugün 10 Ekim özelinde düşündüğümüzde aslında çok birbirine bağlı ve sistematik biçimde çalışan bir topluluktan söz ediyoruz. Bu topluluk çeşitli bileşenlerden oluşuyor. Yakınlarını kaybetmiş insanlar var, hukuki olarak süreci takip edenler var, akademik olarak bu meselelerle ilgilenenler var, gazeteciler var. Hepsinin ortak biçimde yaptığı şey aslında bellek işi ve bu topluluklar arasında son derece belirgin organik bağlar da var. Dediğim gibi dolayısıyla bu direnci görmemiz gerekiyor. Ne tesadüf ki bugün 9 Ekim ve aslında 10 Ekim anıtıyla ilgili tartışmaların sürdüğü bir momentteyiz. Bundan sadece birkaç saat önce 10 Ekim Dayanışma Derneği dikilecek anıttaki törene katılmayacağını açıkladı. Çünkü anlaşılan o ki Ankara Büyükşehir Belediyesi ile CHP İl Başkanlığı'nın ortaklaşa 10 Ekim'in görece steril biçimde temsil edilmesi konusunda bir girişimi oldu. Ailelerin de içinde olduğu dernek tarafından örgütlenen program yerine bir resmi program konuldu. Bu aslında çok trajik bir görüntü. Çünkü anıtı meydana getiren sanatçı dahil meselenin esas faillerinin görmezden gelindiği bir yerdeyiz. Bellek mücadelesi her zaman devlet ve öteki failler arasında yürümüyor. Burada gördüğümüz gibi başka failler arasında da yürüyor. Dediğim gibi 10 Ekim'in steril biçimde temsil edilmesine dönük bir girişim var. Buradan bir eleştirellik aslında devşirilmeye çalışılıyor ana muhalefet partisi tarafından. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Olayın gerçek faillerini kapsamayan hiçbir politik eylem aslında failleri de kamuoyunda tatmin etmeyecektir. Bu arada konuşmada sıklıkla kullandığım bir ifade oldu. Fail dedim. Failin Türkiye'deki kamuoyunda olumsuz bir anlamı var. Bir suçun failinden bahsediyormuşuz gibi görünüyor. Ben fail derken aslında çoğul toplumsal aktörleri kastediyorum. Ve bellek mücadelesinin faillerini işaret etmenin, yani aktörlerini, taşıyıcı öznelerini, eyleyen öznelerini vurgulamanın bu alanın çoğulluğunu gözetmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim. İnsan Hakları Okulu'nun programı 404'ün bu ayki bölümünün sonuna geldik. Bu bölümde Göze Orhon'la Türkiye'deki bellek mücadelesini ve 10 Ekim'in bellek mücadelesindeki yerini konuştuk. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Thank you.